Şaban çiftliği doğusunda geniş yol, batıda çalılık kuzeyde hacı İsak mirasçıları. Güneyde sakız ağacıyla çevrilmiş 4500 dönüm tarlasıyla havalinin en büyük çiftliği değildi ama gene de hatırı sayılır çiftliklerdendi. Hele Kudret Yanardağ'ın bu çiftlik sahibi Nefise Hatun'la dini nikahla nikahlanması attığı nutuklar kadar belki de daha çok sevindirmişti kasabayı. Partilerinin gölgesinden korkan pısırık il başkanını istifa zorunda bırakan bu adeta gökten zembille inme adam haftalardan beri durmak oturmak bilmeden yorgunluk nedir tanımadan havali köy köyü dolaşıyor. O güneşten toprak rengini almış uyuşuk köylüleri bile 7'den 70'e şahlandırıp ayağa kaldırıyordu. Yaşa bey Allah seni başımızdan eksik etmesin bey. Vallahi kitap gibi laf dinime, imanıma. Ekmeksiz, açsız kalınır ama dinsiz, imansız kalınır mı? Aboo. Allah atını eşkin, eğmeğini pişkin etsin bey. Dönen söylentilere göre genel merkez beyefendiden fazlasıyla memnunmuş. Attırdığı uyuşuk il başkanının yerine geçmek istemeyip benim gözüm sandalyede koltukta değil. Benim gözüm halkımın gözü kulağı, bilhassa bilhassa halkımın ağzı dili olmakta diyormuş ki. Köylünün de istediği buydu işte. Şimdiye kadar tek partinin Ankara'dan gösterdiği adaylara istemeye istemeye korkuyla oylarını verir. Sonra da dört yıl bir daha yüzlerini göremezlerdi vekillerinin. Görseler ne olacaktı? Ceyiz, cağızlı bir iki konuşma. Ondan sonra dayan Mehmet Yağmurlar yağar, karlar savrulur, fırtınalarda çatılar uçar. Çalış didin toprak, bire beş bile vermez. Salgın hastalıklar bastırır, ciğerpare yavrularını alır alır götürür. Millet açlıktan bir deri bir kemik, vekillerinin kulakları bile duymazdı. Ama şimdi demir krasi icat olunmuştu. Kudret Bey'in de sık sık belirttiğince eski çamlar bardak olacak, millet oyunu Ankara'nın gösterdiğine değil, Canının istediğine verecekti ki başta Kudret Bey. Vekilleri eski vekiller gibi oylarını alıp savuşarak oy sahiplerini unutmayacaklardı. Unutmayacaklardı ya onların ötekilerin değil en çok Kudret Bey'in üstünde duruyorlardı. Hikmeti hüda dilinde sihir vardı bu zatın. Bir de dinden diyanetten çokça laf etmesi Öteki konuşmacılar milletin dinini, diyanetini pek ağızlarına almıyorlardı. Korkuyorlar mıydı? Camilerini kışlaya çevirmiş bir kara iktidarın nesinden korkmalıydı? Hazır demir kresi de icat olunduğuna göre evet evet korkuyordu öteki konuşmacılar. Sık sık aman dini siyasete alet etmeyelim. İktidar öküz altında buza ağrıyor. Hele iktidara geçelim sonrası kolay demelerinden belliydi korktukları. Kudret Bey'e gelince o korkmuyordu. Ciğer vardı herifte, yürek vardı mangal kadar ve de Hazreti Ali Gücü kalıbı, kıyafeti, cızırdaklı ayakkabılarıyla pehlivan yapılıydı herif. Aşk olsundu. Aşk olsun ve de seçimde verecekleri oy helal olsundu. Öte yandan hükümetin de gözünden kaçmıyordu Kudret Bey'in dini siyasete alet eden konuşmaları. Bu ne zuhur politikacı... Ne politikacısı halis demagog aldıkları raporlardan anlaşıldığına göre azdıkça azıyor. Kanunları tepelemekten zevk alıyordu sanki. Öküz altında bu zağrıyan iktidar hükümeti ise bin bir delil bulabilirdi konuşmalarında. Tutuklar atardı içeri ama bu da politik siyasete uymadığından herifi tutuklayamıyorlardı. Çünkü halk gemi azıya almıştı zaten. Herifi tutuklayıp içeri atarlarsa muhalefetin ekmeğine yağ sürmüş olacaklar. Herif kahramanlaşacaktı. Kudret yanardan, dini siyasete alet eden sözleri polis, jandarma, iktidar partiler tarafından zapt edile dursun. Adamın gözünü budaktan sakınmayan olağanüstü çabası yeni parti genel merkezince gözden kaçmıyordu. Gerçi şu sıralar yurt çapında olağanüstü bir çaba vardı. Yeni partililerce iktidarı söküp almak için ama Kudret Yanardağ'ın çabası herkesten fazla görünüyordu. Eski il başkanının büyük bir öfkeyle atlayıp Ankara'ya giderek herifin sap deyip zaman dediğini, dini siyasete ahmakça alet ettiğini, boş, tam takır, cahil biri olduğunu ısrarla belirtmesine iltifat edilmemişti. İlim bilim de ne oluyordu? Siyasi partiydi bu. Gayesi milletin oyları toplayıp iktidara gelmekti. Bunun içinse bilim adamlarına değil, gerekirse madrabazlara, üçkağıtçılara ihtiyaçları vardı. Önce parti, parti iktidarı. Sonra da gerekirse ilim bilim. Yurt çapında ayaklanan kalabalıklar ilim bilim değil. Ekmek istiyorlardı ekmek. Kudret yanardağın dini siyasete alet etmesi de partiyi değil doğrudan doğruya kendisini ilgilendirirdi. Hükümete düşen kanunları ihlal etmiş bir vatandaş hakkında kovuşturma açmak, mahkemeye sevk edip gerekirse tutuklamaktı. Partinin tüzüğü meydandaydı. Bir partili şayet partinin sözcüsü değilse meydanlardaki kürsülerden sarf ettiği sözler için doğrudan doğruya kendisi sorumluydu. Kudret yanardağı da öyle. Varsın halkın gözünü boyasın. Başını döndürüp ellerinden oylarını kapmak için dini politikayı alet etsin de. Ne çıkardı bundan? Gerekirse tutuklanıp içeri atılacak kendisiydi parti değil. Laf aramızda monşer. Keşke tutuklasalardı içeri atsalar. Katalavis. Genel merkezdekiler de aynı kanıdaydılar. Değil mi ama? Hemen kulak gazetesini işletir fısıltılar yayarız. Tabi tabi ne demişiz? Dinsiz millet olmaz demişiz. Camileri kışlayı çevirenlerden intikam alacağız demişiz. Gözler kırpılıyor. Bıyık altından gülünüyordu. Fani dünya için değil allah Teala yolunda bir savaş. O kadar. Ayıklasınlar pirincin taşını. Kudret Yanardağ genel merkezden de arka alınca keçenin dört ucunu koy vermiş. İktidarı silme kantar yükleniyor. Karşılığında çılgınca alkış, bitmez tükenmez yaşa var ol. Allah seni başımızdan eksik etmesinlerin daniskasını alıyor. Kendine güveni arttıkça artıyordu. Yanında Nefise, İdris birkaç partili haftalarda dolaşıp nutukların daniskasını çektiği köylerden toz içinde yorgun geldi çiftliğe. Seçimler dolayısıyla satın aldıkları spor araba da tozlara bulanmıştı. Biri sarı, öteki kara, İki kurt azmanı köpek arabayı beyefendiyi gayet iyi tanıdıkları halde gene de gürler gibi sesleriyle koşup gelmiş. Çevrelerinde yaltaklanmaya başlamışlardı. Çapa zamanı ırgatların başında kamçısıyla Allah yarattı demeden kafa göz işçileri döven Karayız sırım gibi ırgat başı da koşmuş. Beyefendinin ellerine sarılmıştı. Bir yandan köpekler öte yandan ırgat başı bir kısım işçiler çoluk çocuk. Kurtarıcılarıydı o. Hepsini kurtaracak. Hepsini ekmeğe aşağı kavuşturup dert illetlerinden sıyırıp alacaktı. Kulaktan kulağa dolaştığına göre açlık, sefalet, hastalıkların çeşidi eski parti zamanında camilerin kışla haline getirilmesi, dinsizliğin alıp yürümesi yüzündendi. Akıllarının ermediği hatta birçoğunun analarının karnında bile olmadıkları devirlerde insanlar neden böylesine aç? Böylesine sefil hastalıklar bu biçim insafsız değildi. Kudret Bey gezip dolaştığı yerlerde bunun nedenini bas bas bağırıyordu ki yerden göğe kadar haklıydı. Din vardı o zaman din, halife vardı, padişah vardı. Dini imanı, halifeyi padişaha kaldırmışlar, Allahü Teala'yı kızdırmışlardı. Kazınca da elini eteğini çekmişti dünyadan. Şimdi işler değişecekti yeni parti sayesinde. İnsanlar dinlerine dönecek. allah Teala da onları affedip yeni baştan el atacaktı. Nefise bu arabayı değiştirelim. Değiştirelim şekerim. Ben size o zaman söylemiştim ama evet hiç şekerim değiştirelim madem öyle istiyorsunuz. Çevresindekiler adamın bir de karısına karşı bu sert tutumuna bayılıyorlardı. İşte böyle olurdu erkek dediğin. Karısına bağırıp çağırmayan, hak ettiği zaman Allah yarattı demeden pesliğini çıkarmayan erkek mi olurdu? Kadın saçı uzun aklı kısaydı. Erkeğin aklı elbette kadından çok fazla ererdi her şeye. Sonra dini mubince erkek kadının küçük tanrısıydı. Bir tanrı koluna ne isterse yapabilirdi elbette. Kafes telleriyle çevrili tavuk kümesinin önünde durdu avuç içi kadar ispençlerden uzun bacaklı yüksek boylu Amerikanlara kadar cins cins tavuklar, horozlar. Yanı başında elleri göbeği üzerinde kavuşup ırgat başına döndü. Bu kafesin yerini beğenmiyorum. Ta karşıya kaldırın demiştim. Demiştim be kalkacak. Neden kalkmadı şimdiye kadar? Kalkacak. Yanına ediriz sokuldu. Kaşları kirpiklerine varana kadar toz içindeydi. Bu gece burada mıyız? Bakmadan hayır dedi. İdris'in aklı gitti. Eyvah eyvahlar olsundu. Günlerdir köyden köye tozlara bata çıka en çıplak en yalın güneşlerden. Yana kavrula gez dolaş neden sonra gel yeni karının koynunda geceyi geçirme. Nereye gideceğiz? Bakmadan. Canım nereye isterse oraya. Kudret Bey, Mudret Bey, eski dost, ahbap, arkadaş falan filan. Herif son haftalarda adam akıllı şımarmıştı attığı nutukları halkın alabildiğini alkışlaması, genel merkezin onu tutup il başkanının istifasını kabullenmesi, karısının kul köle olup bütün malını mülkünü üstüne yapması adamı iyice değiştirmiş. Laf söylenemez hale gelmişti. Onu dört gözle bekleyen karısı amca kızının kapısında heyecanla dikildiği üzeri saz örtülü kerpiç eve yürüdü. Nefise gibi Şerif, şerif Üzre nikahlı Hatice, sıkıntıyla gelen kocasına korkuyla sordu: "Bu gece buradasınız değil mi? Derin bir iç geçirdi. "Hayır. Hayır mı? Neden? Kral Hazretleri öyle istiyordu ondan. Aman İdris, Amana zaman yok kızım. Ne yapayım? Gideceğiz diyor. Gitmem denebilir mi? Kudret Yanardan kalın sesi. İdris fırladı. Efendim beyim. Arabanın silini temizlenmesini nezaret et. En geç bir saat sonra hareket ediyoruz. Baş üstüne beyefendi. Küçük şirin şip şirin bir apartman yavrusundan başkası olmayan çiftlik evinin merdivenini ağır ağır çıktı. Orta katın merdiven başında durdu. Nefisi orada bekliyordu onu. Banyo alacaksınız değil mi? Hazır mı? Gülten'e şohbeni yakmasını söyledim. Çamaşır da hazırla kasabaya ineceğim. Kadın da yorgundu. Banyo aldıktan sonra çiftlikte kalıp geceyi baş başa geçireceklerini sanıyordu oysa. Kasabaya mı ineceksiniz? Evet, ne var? Hiç yani şey. Dinlenseydiniz diyecektim. Aklı ihtiyacım olmadığını bilirsin. Ele saçı uzun, aklı kısaların aklına Kadını ardında bırakıp odasına hızla geçti. Çevik davranışlarla soyundu. Kırmızısı bol kalın bornozunu sırtına geçirip bütün bu topraklarla bu çiftliğin gerçek sahibi yarının milletvekili 40 yaşında kendinden emin gururu adam akıllı okşanmışlığın sağlam adımlarıyla banyoya gitti kapıyı açtı. Hizmetçi kız gülten pırıl pırıl beyaz fayanslar üzerinde bir içim su bir şeylerle uğraşıyordu. Beyefendi görünce korkup ürkmedi. Ardındaki hanımdan çekinerek dışarı usulacık çıktı. Sıcak su hazırdı. Gülten küveti doldurmuş sayılırdı. Kudret yanardağ tırtından bornozunu çıkarıp karısına bakmadan uzattı. O bu kadarla bile alabildiğine mutlu. Kapı arkasındaki naylon askıya astı bornozu. Sonra kocasına hayranlıkla baktı. Geniş omuz, kalın kollar, bacaklar, inceden bir hayli kalın sayılabilecek bel... İnadına kıl içinde bir göğüs içinden başını bu göğse yaslamak geçtiyse de cesaret edemedi. Öfkelenip bağırıp çağırır hatta sövüp sayabilirdi. Haklıydı da o ne dertteydi bu ne dertte. Adam günler haftalardan beri durdurak yok. O köyden bu köye bu köyden o köye koşup durmuş heybetli sesiyle notuklar atmış kilolarca toz yutmuştu. Şimdi bile yıkanıp arındıktan sonra şehrin yolunu tutacaktı ki Doğrusu değil bağırmak. Hurup bir yanı kırsa haklıydı. Beyefendi sımsıkı bir camız ağırlığıyla kuvvetin sıcak suyuna girip boylu boyunca uzandı. Nefise sünger, sabunla falan emir bekliyor. Herkesin hayranlıkla çılgınlar gibi alkışladığı bu adamın kendisine ait olduğunu düşündükçe kabını sığamıyordu. Aklından gene ablası geçti. Şu sıra ildeki kiralık evlerindeydiler annesiyle. Sık sık oraya gidiyorlar kalıyorlardı. Annesi. Kızım ben bu delinin elinden bıktım. Açıkçası seni kıskanıyor. Allah akıllar versin. Kurbağa camıza benzeyeceğim diye şişer şişer çatlarmış. Bu da bir gün çatlamazsa çok iyi. En iyisi biz şehirde kalalım. Yıka arkamı. Annesini ablasını filan unutup geç kalmışçasına davrandı. Sabun sünger sıcak su. Bir anda kuvvetin suları bol bir köpükle dolu vermişti. Adamın bir güreşçininki kadar sert adeleli sağlam gövdesini yıkamaya başladı. Kudret yanardağ bayılıyordu. Gözlerini yummuş, kendini kadının usta ellerine bırakmış semayı yaşıyordu. Sanki nefise değildi semaydı şu an onu yıkayan. Haydi zaman geçtiği halde ne gel demişti ne de şöyle yahut böyle. Kadının aklına uyup gelivermesi nasıl olurdu acaba? Bulamazdı kolay kolay ama bulsa bile. Adam sende. Nasıl olsa altından kalkarım. Kalkamazsam ne olur? Hatta günün birinde bizim serseri şeyh var da oğullarıyla kızını alıp gelse. iğrenç iğrenç çamurlaşsa ne çıkar? Hiç. Çiftlikte tarlaların sahibi benim. Her halükarda bana tabi olan o. Her şeyi üstüme ferah etmedi mi? Parasını verip satın almadın mı? Bitti. Keyfi mükahyası değil. Sonra gerekirse nefese gibi dört tane daha ve istediğim kadar cariye sahip olabilirim. Şeriatın kestiği parmak madem acımaz o halde çeksin cezasını. Çeksinler cezalarını be. Aklından ne geçiyor biliyor musun? Ne geçiyor şekerim? Şu seçimler bitsin hayırlısıyla çiftliğin bütün binalarını yıktırıp İtalya'dan getirteceğim bir mühendise yepyeni planlar çizdirip çiftliği baştan başa değiştirmek. Sen ne istersen o. Elbette her şeyin en iyisi olur. Evet evet lazım bu. O zaman sosyeteye karışacağız elbette. Çiftliğimizin Avrupa'yı modern modern esaslar dahilinde işletilmesi gerekir. Başbakan, Cumhur Reisi bile gelip kalmak isteyebilirler ha? nefise ürktü. Geliler desene. Hem de evleviyetle yahut daha doğrusu ivedilikle. Ne demek o? Şimdi uzun uzun izah mı edecekti? Anlatsam da aklına ermez. Banka kredileriyle çiftliği adam edecekti. Adam bütün mesele seçimleri kazanıp iktidara gelmeleriydi. Ondan sonrası kolaydı. Milletvekilinin avantajlarını henüz geriye kadar bilmediğinden kim bilir belki de önünde daha başka çok başka nurlu ufuklar açılır dönüp yüzüne bile bakmazdı çiftliğin. Dürdane hanımefendinin deli saraylılığını hatırlayıp elinde olmayarak gülü verdi. Nefise sordu. Neye güldün şekerim? Parladı. Bırak şu şekerim şekerimleri. Yarın koskoca bir milletvekilinin eşi olacaksın. Eğimize milletvekilleri, bakanlar, başbakan hatta cumhurbaşkanı gelip gidecek. Şekerim şekerim. Kenar mahallelik iliklerini işlemiş. Ben senin yerinde olsam kocamın peşine takılıp dolaşacağım ama çıtı pıtı bir İngilizce öğretmeni bulur. Ortaokulda Fransızca. Sözünü kesti. Okumuştum biliyorum ama olmaz. Asrımız Amerika asrı. İngilizce bilmeden milletvekili hanımı olunmaz. Haklısınız. Kasabaya ben de gelecek miyim? Kesti attı. Hayır. Peki. Canına minnetti. Öyle yorgundu ki kocasını yolcu ettikten sonra o da bir banyo alır sonra da akşam yemeğini yer vurur kafayı yatardı. Kocası çok doğru söylüyordu. Elbette Amerika asrıydı bu asır. Bir milletvekilinin karısı da İngilizce bilmeliydi. Ah ne diye zamanda kolejlerden birine gitmemişti. Kolej mezunu olsaydı şimdi. Kudret yanardağı, köylerin acı tozu, kızgın güneşi silmiş, külot pantolonunu, ceketi, kasketinden kurtulmuş, kasa balık gri kostümünü giymiş. Açık kırmızı bir kravat bağlamıştı. Ne giyse yakışıyordu. Nefise çıldırıyordu bu adam için. Demek ne giyse yakışan, ne giyse erkeklerin en yakışıklısı olan bu adamın karısıydı daha Sahibiydi onun. Sahibi ne demek? Esiri, kulu, kölesi. Kudret yanardağ, ördek gagası, sarı iskarpinleriyle zıt 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 önden yürüdü. Nefise kocasının sarı çantası elinde ardından nazların en büyüğüyle gitti. Kapıda bir an duran kocasının kulağına fısıldadı. İkindi namazını kılsaydınız. Sert bir bakış fırlatıp çantasını karısının elinden almak istedi. Kadın vermedi. Geliyorum. Şoför tarafından gıcır gıcır silinip tozundan toprağından arınmış açık mavi spor arabanın yanına gittiler. İdris gönüllerde yoktu. Öfkeyle bağırdı gür sesiyle. İdris! Başta ırgat başı. Çiftlik yanaşmaları koştular ama İdris Bey de hazır. Kerpiç evden dışarı fırlamıştı. Geldim beyim Arabaya geçler. Araba Nefise ile Hatice'nin sallanan elleri Başla Sarı'nın dost tavlayışları arasında çiftlikten çıktı. Nefise neden sonra iç geçirerek amca kızına baktı. O da ona bakıyordu. Bari bu gece kalsalardı değil mi abla? Söyledim ama dinletemedim işleri çok. Seçimlerden sonra dizimizin dibinden ayrılmazlar. Yoksa o zaman da Ankara'dan mı sesleri gelir? Öyle yahut böyle hadi bize gidelim. Göz kırptı. Amca kızı bunun ikişer kadeh atarız anlamına geldiğini biliyordu. Yan yana yürüdüler. Hizmetçi Gülten beyefendi geceyi çiftlikte geçirecek diye masayı olanca şirinliğiyle hazırlamıştı ama adam çekip gitmişti. Hanımefendi ile amca kızını karşısına görünce bayağı canı sıkıldı. Hanımefendi hadi neyseydi ama şu amca kızını illet oluyordu. Zaman zaman hanımefendi gibi emirler vermeye kalkıyordu ki elinde değil içten içe kızıyordu zorla mı? Aferin sana Gülten. Viskilerimiz de çıkar dolaptan. Üzerinde yabancı bir marka taşıyan buzdolabından içki şişeleriyle zarif bardakları alıp geldi büfeden. Hanımefendiye kızmıyordu. Hakkı yoktu kızmaya ama ötekine. Eskiden kızmazdı oysa. Eskiden çalımına bile dikkat etmezdi. Ne zaman ki beyefendi bir sabah tuvalete giderken koridorda Gülten'le karşılaşmış, hanımefendinin uykuda oluşundan faydalanarak öpü vermişti. O günden sonra amca kızını illet olmaya başlamıştı işte. Gülten. Efendim hanımefendi. Sen bu masayı rakı için hazırlamışsın. Biz viski istedik. Al götür viskileri. Rakı getir daha iyi. Bu kadar meze ziyan olmasın. Peki efendim. Viski şişeleri zarif bardaklar kalktı. Yarısı içilmiş kulüp şişesiyle kadehler geldi başlandı. İkisi de kocalarının yanlarında olmayışına üzülüyor. İkisi de onları düşünüyorlardı. Ama amca kızının kaç vakittir içini kemiren şey gene içten içe başlamıştı. Ne diye tekmil malını mülkünü kocasının üstüne yapmıştı sanki? Hadi Şerefe Hatice'ciğim. Şerefe abla içtiler mezi aldılar. Nefise benimki mutlaka İngilizce öğrenmemi istiyor dedi. Haksız mı? Haklı şekerim ama bu yaştan sonra... Hiç olmazsa gel git otur kalk nasılsınız teşekkür ederim gibi şeyleri öğrenmeliyiz. Bana da öyle geliyor. Bizimki de tıpkı Kudret Eniştem gibi. En iyisi bir İngilizce hocası bulup. Nefise çapkın çapkın güldü. Hoca kadın mı olacak erkek mi? Aaa dedi Hatice. Kadın tabii. Nefise bir kahkaha attı. Erkek olsa insan daha kolay öğrenir şekerim. Şekerim dedim de aklıma geldi. Benimki pek içerliyor bu şekerim sözüne. Niye? Kenar mahalle ağzıymış. Hatice canını dişine takarcasına abla dedi. Ha. Son zamanlarda eniştem çok değişti değil mi? Hatice açması o açacaktı ama gene de çekiniyordu. Tüm malını mülkünü adamın üzerine çevirtti diye başta hocanın. Annesi, ablası az veriştirmemişlerdi. Deli miydi bu kadın? Çıldırmış mıydı? Erkek milletine bu kadar bağlanmaya gelir miydi? İstediği kadar yakışıklı dilediğince ağzından yağ bal aksın güvenilmezdi. Ya günün birinde Nefise'nin tutulduğu gibi Kudret Bey de bir başkasına tutulur ardından sürüklenir Nefise'ye de tekme atarsa Hatice'nin son zamanlarda eniştem çok değişti değil mi? Sini cevaplandırdı. Çok. Ocağınım da artık pek gelmiyor farkında mısın? Farkındaydı. Her şeyin farkında. İş olacağına varmıştı. Şimdi şu anda deliler çılgınlar gibi seviyordu ya sonrasında Allah Kerim'di. Farkındayım. Annemin de, ablamın da, hepsinin. Hepsinin farkındayım Hatice. Ama o yaydan çıktı. iş olacağına varacak. Hatice kızdırdığını sanarak pişman oldu açtığına. Nitekim genç kadın öfkelendiği zamanlarda yaptığınca kadehini silme doldurup bir seferde dikti. Çarpılmışçasına sendeli oturduğu yerde sonra düzeldi. Gözleri dolu dolu baktı amca kızına. Ne olur? Başkasını sever bana atar mı tekmeyi? Atsın. Sürünür müyüm? sürüneyim. Bunca mal mülk benim miydi? Öteki kocamdan kalmadı mı? Ne demişler? Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi. Boş ver, iş olacağına varacak. Yeniden rakı koydu, kadeh elini aldı. Ben de başkaları gibi düşünmüyor değilim zaman zaman. Bak, sen yabancım değilsin. Şu namaz işi mesela. Anlıyorum ki adam dinle pek bağlı değil. Neden dersen herkesin gördüğü yerde namazını kılıyor. Görmediği yerde yan çiziyor. Aslına bakarsan ibadette gizli kabahatte. Böyle öğrendik biz bunu. Sonra şu resmi nikah meselesi. Annem üzerinde çok duruyor. Haklı. Daha hapisteyken karısı boşanma davası açmıştı. Ne oldu? Kapağını hiç kaldırmıyor. Ben de araya tatsızlık girmesin diye üzerinde durmuyorum. Dursam terslenecek. Durmasam ya kötüsü çıkarsa? istemiyorum. Aramıza soğukluk girmesini. Hatice iyi olur inşallah diye kısa kesti. Kadehlerini tokuşturup yeniden içtiler. Benimki büyük bir macera. Elimde değil. Mıknatısa tutulmuş demir parçacıkları gibiyim. Ne derse o oluyor. İtiraz edecek olsam parlayı veriyor. Kızmıyorum. Tam tersi hoşuma gidiyor. Öfke bile yakışıyor adama. Geçen de niyeydi? Bir şey işte. Kızdı. O kadar insan içinde elini tersiyle ağzıma vurdu. Kızcağıma hoşlandım. Dünyalar benim oldu. Bana öyle geliyor ki... Dövse, ayaklarının altına alıp esse, her yanımı gök çürük içinde bıraksa onu daha çok seveceğim. Hiç böyle olmamıştım. Bundan öncekini de severdim biliyorsun. Öldüğü zaman deli olmuş dağlara düşmüştüm. Ama bu başka. Onu öyle bir silisildi ki. Mutluluk bu galiba. İnsan hiçbir şey düşünmeden ölesiye bağlanması, bağlanabilmesi. Bu duygu bambaşka bir şey. Bunu ne annem bilir ne ablam ne de hoca hanım. Bilseler sevmek cennetinin ne demek olduğunu idrak edebilseler o türlü konuşmazlardı ama bilmiyorlar. Ablacığım hızlı gidiyorsunuz. Bırak tutma Hatice içmek 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 ve sızmak istiyorum. Sızdıktan sonra da bir daha ayılmamak. Gülten'e bir göz işareti geçen Hatice rakıyı usulacı kaldırmasını anlatmak istedi. Gülten anlamazlıktan geldi. Başı masadaki ellerinin bileklerine düşmüş hanımının yanına yaklaşarak saçlarını okşamaya başladı. Anamcığım yatmak istiyor musunuz? Baş sertçe baktı sahoş iki göz Gülten'e. iri iri vahşi vahşi baktı. Hayır çekil. Gülten çekildi genç kadın yeniden sonra yeniden ve yeniden içti. Masadan kalktı. Sağlanarak yatak odasına geçip kendini karyolasına attı kasabanın en büyük kebapçısındaydılar. Mart'ta bastıran sıcaklar Mayıs ayı başlarında iyice artmış. Dükkanın havasını daha da bunaltıcı hale getiren sigara, kebap kokuları herkesi sapır sapır terletmeye başlamıştı. Ama kimsenin aldırış ettiği yoktu. Çeşitli partilerin çeşitli eğilimdeki üyeleri bir noktada birleşmişlerdi galiba. Din Demiden beri ağzından ya bal akan Kudret Bey hiçbir partinin değinmediği değinmekten çekindiği konuya enine boyuna dalmış. Daha çok da yaşlıların gözüne biraz daha girmişti. Din diyordu. Din. Bu millet bu asil millet aç kalabilir susuz kalabilir ama dinsiz. İri gözleriyle çevreye baktı karşılığı onların vermesini istiyordu. Kebapçı dükkanının masalarını doldurmuş insanlarsa mestiler onu sözlerinden. kızdı bayağı. Soruyorum cevap verin dinsiz kalabilir misiniz? Tokat yemişçesine sarsılan dinleyiciler haşa diye bağırdılar. Kalamayız. Kocaman eli havaya kalktı uğultu şıp kesildi. O halde o halde arkadaşlar iktidara geleceklerin bu noktayı evleviyetle hatta ivedilikle göz önünde tutmaları lazım. Uzun boylu iri yarı kebapçı bir zarf getirip usulacık sıkıştırdı. Kudret yanardağ aldı baktı sordu. Ne bu? Mektup beyefendi zaten zeh gazeteciymiş. Zarfı yırttı kısa mektubu bir solukta okudu. Beyefendi gazetem adına Anadolu'yu dolaşmaktayım. Kutsal dinimizle ilgili çok değerli konuşmalarınızı dinledim. Dinsiz milletin payidar olamayacağına canı gönülden inananlardanım. Kabil ise bir randevu rica edeceğim. Maksadım zat aileleriyle bir mülakat yapmak. Kudret yanardağ yazıyı tanıyordu. Gayet iyi tanıyordu hem de. Ama kimdi sahibi? Yanı başında hala dikilmekte olan kebapçıya sordu. Nerede bu zat? Burada beyefendi. Buradaysa buyursun. Mektubu eski Türkçe yazı gözüksün diye mahsustan masa üzerine bırakmış. Gelecek adamı bekliyordu. Az sonra iri bedeni, kocaman boyuyla deve, son derece saygılı, adeta koşarak geldi. Ellerine sarılmak istedi çekmese Öpecekti. Kudret yanardan yüreği hop ettiyse de adam mizan seni gayet güzel hazırlamış. Uyguluyordu. Tanımazlıktan gelerek estağfurullah dedi. Estağfurullah buyurun. Beyefendinin itibar ettiği gazeteciye başta kebapçı oradakilerin hepsi de itibar ederek yer açtılar. İskemle sonra da kebap için tabak, çatal, bıçak koşturuldu ve sağdan soldan başlandı. Hoş geldiniz bey. Hoş geldiniz. Merhaba beyim. Merhaba. Deve rolünü gayet güzel oynuyordu. Kudret yanarda daha önce hiçbir yerde görmemiş, tanımamış gerçekten konuşmasını dinleyip cazibesine kapılarak bir mülakat ricasında bulunmak maksadıyla. Kudret yanarda da rol bakımından ondan geri kalmıyordu. Bir mülakat dedi, düşündü, ölçtü, biçti, solundaki İdris'e yan gözle bakıp sözlerini tamamladı. Bu akşam hemen, İdris Bey, otele kadar gidin lütfen. Bize salonu hazır tutsunlar. İdris fırladı. Emredersiniz. Gelmişti eşşoğlu eşek. Kulakları çınlayıp duruyordu zaten kaç vakittir. Demek buymuş. Peki şimdi ne olacaktı? Kebapçı dükkandan kahrolarak çıktı. Kudret Bey ise İdris'ten boşalan yeri adama ikram etti. Şöyle buyursanız. Deve çekingenlik gösterdi. Aman efendim sekreterinizden boşalan yeri bendeniz. Buyurun efendim, buyurun. Deve kocaman siyah çantasıyla geçip oturdu. Az önce kebap yemiş, içki de içmişti ama. İçki mi?" dedi Kudret Yanarda. "İçmeyin şunu, ne olursunuz?" sonra gene sordu. "Teşrif nereden?" "Estağfurullah, İstanbul'dan geliyorum efendim." "Hangi gazete adına?" "Esnafın Sesi gazetesi." düşündü, uzun uzun düşündü. "Hiç duymadım." İşitmemişsinizdir beyefendi. Küçük bir gazetedir ama büyük işler görebileceği mutlu günleri beklemektedir. Kudret yanardağ memnun. Sanırım partimizi tutuyorsunuz. Hiç şüpheniz olmasın beyefendiciğim. denize sorarsanız bu seçimlerde halkımızın zatı devletlerinin mensup bulunduğu partiyi tutması damarlarındaki kanın icabıdır. Kudret yanardağ coştu. Görüyor musunuz arkadaşlar? Duydunuz mu beyefendinin buyurduklarını? Elbette halkımız damarlarındaki kanın muktesasınca ve elbette öz çıkarlarının müdrik olarak yeni partiyi tutacaktır. Çünkü yeni parti haftalardan beri attığı nutuklardan biriydi ve gene kendini tekrarlamaya başlamıştı. Coştu, coştu, coştu. Coşkunluğunun asıl nedeni devenin oynadığı çok da başardığı roldü. Öyleyse bu kadar başarılı olamazdı hergele. Yeni parti bu millete kaç vakittir arzuladıklarını fazlasıyla verecek milletimizi layık olduğu seviyeye ulaştıracaktır. Kebapçı dükkanında bir alkıştır koptu. Milletimizin layık olduğu seviye nedir? Durdu, soluğunu topladı. Milletimizin layık olduğu seviye arkadaşlar, hiç şüphesiz Osmanlı saltanatının kılıç zoruyla ulaştığı 10 milyon kilometre karelik vatan satına yeniden ulaşmak. Dünyayı kılıcının önüne katıp Avrupa medeniyeti, uygarlık falan filan tanımamaktır. Yeni bir alkış, bravo sesleri. Tanımayacağız arkadaşlar. Dünya bizi tanıyacak. Bizden korkacak. Eskiden olduğunca yaramaz çocuklarına Türkler geliyor diye korkutacaklardır. Deve de alkışlıyor. O da başkaları gibi yaşa var ol diye bağırırken vay namussuz vay diye geçiriyordu. Şimdi tam yerini buldu. Efendim bizim üçkağıtçılıklar herife az geliyordu. Çakıyordum bunu ama bu kadarın doğrusu düşünememiştim bir partili usulca yaklaştı kulağına. Birisi konuştuklarınızı not ediyor beyefendi dedi. Alev dokunmuş ispirto gibi parladı. Kim hangi nerede döndü sonra ayağa kalktı adamı gördü. Bu ardında köy köy kasaba kasaba dolaşıp herifin konuşmalarını not eden bir görevliydi yanına giderek. Neler yazıyorsun dedi. Konuştukları mı Adam kağıtlarını toplamaya çalışırken. Yo ya mektup yazıyordum. Yeniden parladı. Yalan söylüyorsun, yalan. Mektup yazmıyorsun çünkü yazamazsın ben konuşurken. Ben milletin ağzı, ben milletin dili, ben milletin gözü ve ben milletin kulağıyım. Sen bu milletten değil misin? Bu milletin duymak, görmek istediklerini konuşmak istemez misin? İstersin. Buna şüphem yok. İstersen üç buçuk kuruş maaşlı, biraz gelirli, bir zavallı katip ol. Fark etmez. Sen de bu vatan evladısın. Senin damarlarında da bu milletin asil ve necip kanı dolaşıyor. Bu kan bu kan ki milletimizi asırlar boyu bitmez tükenmez göçlere itti. Bu kan ki selli seyf ederek Avrupalıların göbeğine daldı. Bu kan ki sadrazamına bu millet dilerse gemilerinin teknelerini altından yelkenlerini atlastan yapmayı kadir bir millettir dedirtti. Ve ufak tefek memuru büsbütün şaşırtarak sözlerini şu sözlerle noktaladı. Arkadaşlar Az gelirli arkadaş. Bu millet gerçekten de gemilerin teknelerini altından değil, elmastan, pırlantadan, yelkenlerini de atlastan değil, canfesten yapacaktır. Buna hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bunları da not et. Amine benden selam söyle. İktidarı söke söke alacaklarmış de. Sertçe döndü deveye. Buyurun beyefendi dedi. Gidelim. Arkalarında gırtlakları patlarcasına yaşa, var ol, Allah nazardan saklasın. çığlıkları ve korkunç alkışlar bırakıp çıktılar. Spor araba kapı önünde bekliyordu. Girdiler, araba hareket etti. Yolda konuşmadılar, şoför vardı, doğru olmazdı. Ne bak olduklarını asla sızdırmamalıydılar. Otele gelinceye kadar hep kebapçı dükkanındaki mesafeyi muhafaza ettiler. Otelde yalnız kalıncaya kadar mesafe gene bozulmadı. Neden sonra deve ''Ya çıkar ağzından baklayı yahut çıkaracağım ulan hergele dedi. Kahkahanın tam sırasıydı ama hayır. Kız kız gülerek İdris'e döndü. Yaklaşsın ulan eşyol eşek. İdris iskemlesini yaklaştırırken ben eşyol eşek sözüne kızmam dedi. Dereden tepeden konuşmaya başladılar uzun zaman ses çıkmayınca ulan demişti deve. Bu deyüste bir bokluk var boş durmaz. Kudret yanardağ katıla katıla güldü. Tahmin etmiştim. Bırak tahmini. Zekandan bunu beklerdim desene ayı. Fakat deveci bildiğin gibi değilim. Farkındayım. Neyin? Neyin olacak? Dört bin dönümlük çiftliğe konmuşsun. Dört bin beş yüz. Karıyı nikahla bari. Tarlaların otomatik sahibi ol. Anlamadım. Ya? Yoğurt. İnekleşme de anlat. İdris'e döndü. Anlat şu köpeği de anlasın ağasının ne adam olduğunu. İdris'in içinde deveden dolayı pis bir huzursuzluk anlattı. Karıyı nikahlamaya lüzum kalmadan tekmil menkul ve gayrimenkulları efendimize geçti. Devenin ağzı bir karış açık kaldı. Deme! Dedim gitti. Benim adım Kudret oğlum. Peki nasıl kıvırdın bu harika işi? Din kuvveti bir de ah ey minel aşk. Yani? Yani şeri şerif, şerif üzere bir nikah. Sonra az çok yüzüne bakılır cinsteniz. Malum ya Övünme köpek malum. Geç vakte kadar kahve kahve üstüne içip sigaraları bol bol terlendirerek oturdular. Sonra devi ciddileşerek Kudret Yanardağ'ın elini tuttu. Buraya gelmesem yani bu kasabaya seni kabil değil anlayamayacakmışım. Sen de cevher varmış be. Var tabi. Bırak şakayı. Bundan adam akıllı faydalı biz de sağlam birer külah kapalım. Gün bugün saat bu saat oğlum ha. Seçimleri kazanalım da Kazandınız gitti ulan Büyülemişsin milleti. Kahvede senin lafın, lokantada senin lafın, çarşıda, pazarda, dükkanlarda. Korkarım evlerde, her yerde sen. Senin lafın. Şehir, kasabalar böyle. Köyler elbette dünden böyledir. İdris, bu iş oldu canım, dedi. Ata Üsküdar'ı geçti, deve ona döndü. Senin İstanbul'da o gece degüstasyondaki namussuzluğun neydi lan? İdris çabuk çabuk anlattı. Zifi gibi sarhoştu. İstanbul'da görülecek işi vardı oysa. Asılmıştı asılmıştı. Mesele bu. İnanayım mı? İster inan ister inanma lan deyiz. Aramıza gelmiş geçmiş var mı? Onca yıl kardeş kardeş adam sövüşlemedik mi? Benim maksadım semayı görmek. Davasından vazgeçirmek. Elinden bir dilekçe koparmaktı. Oh orospu da yan çizdi ya. Kudret yanar daha gururla. İster misiniz bir tel çekip getirteyim? Kimi? Dedi deve. Semayı. Zor. Niye? Bir lümranlısı var onu şimdi. Görme. Zevallah bir Arap. Para dersen boyuna Amerikan doları harcıyor. Değiyor su gibi. Onu bırakır da sana. Bahse giriyor musun? Bir tel çekeceğim. En geç öbür gün burada. Ne dersin? Deve düşündü düşündü. Boş ver dedi. Sen, ben, İdris, Kafi hatta Vafi'yiz. Nerede çokluk orada bokluk. Hele işe karı kancık da karıştı mı? Koy ver yakasını. Arkası yarın.